Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sarmaşık model bileklik yapımını çalışacağız hanımlar. Sadece bileklik olarak düşünmeyin, yine çok amaçlı bir çalışma. Kolye, küpe, yüzük, gözlük gibi hal ne olarak kullanmak istiyorsanız kullanabileceğiniz bir çalışma. Bu şekilde renk geçişleri yapabilirsiniz. Hem kristalimizde hem de kum boncuğumuzda. Bakın, ipe dizi kum boncuk ve 2 milimlik bit kristal. Burada yine ipe dizi kum boncuk ve 3 milimlik kristal. Görüntüm bu şekilde. Gerçekten harika bir görüntüsü var hanımlar. Burada da 4 milimlik kristallerle yaptığım çalışma. Sizlere örnek olsun diye hazırladığım minik minik modeller bunlar. İki modeli bir arada görün diye, hani farkını daha iyi görün diye bir de böyle minik bir çalışma hazırladım. Bakın şöyle göstereyim. Alttaki modellere dikkat ederseniz hanımlar, ortadaki zigzag kesimle birleşik durumda. Ama üstteki iki modelimiz hem alttaki kristalimizin hem de üstteki kristalimizin altında birer tane kum boncuk var. Ve zigzag kesimle birleşik durmuyor o yüzden. Bakın görüntüm bu. Şimdi yapılışına geçelim. Ben size iki modelin de yapılışını göstereceğim. Zaten arada çok küçük bir fark var. Hangi hoşunuza giderse siz o modeli çalışabilirsiniz. Bakın 2, 4, 6, 7 tane kum boncuğumu alıyorum. Misinamın altına indim. Misinam diyorum, pardon, ipimin altına indim. Misinayla da çalışabilirsiniz tabii ki bu modeli. İçinden bir tur geçtik. Sağlam olsun diye ne yapıyoruz? Her zaman yaptığımız gibi buraya düğüm atıyoruz. Başlangıç noktamız olduğu için. Bakın düğümümü attım. Düğümümden uzaklaşıyorum. 3 tane boncuk uzaklaştım. Ve şu ortadaki 4. boncuğuma geldim. Yani ne oldu? Sağ tarafta 3 boncuk, sol tarafta 3 boncuğum oldu. Hep aynı işlemi yaparak ilerleyeceğiz. O yüzden çok yavaş anlatacağım hanımlar. Ve gerçekten çok kolay bir model. 7 tane kum boncuk. 3, 6, 7. 7 tane kum boncuk. 1 tane kristal, 4 tane kum boncuk alıyorum. Bakın şöyle göstereyim. 7 tane kum boncuk, 1 kristal, 4 tane kum boncuğumu aldım. İpimin altına iniyorum. Önce dörtlü çiçeğimizi oluşturacağız. Şu kristalimizin üstündeki hemen ilk kum boncuktan aşağıdan yukarıya doğru geçiş yapıyorum. Elimle düzeltiyorum. Bakın burada dörtlü çiçeğimi oluşturdum. İyice çekiştiriyorum. Bol bırakmıyorum. Hemen kristalimi aldım. Bakın 7 tane kum boncuk taktık ya. Bu 7 tane kum boncuktan aşağıdan yukarıya doğru geçiş yapıyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde. 7 tane kum boncuğumuzdan geçiş yaptık. Elimizle düzeltiyoruz. Bakın modelimiz ortaya çıktı hemen. Devam ediyoruz. Yine aynı şekilde 7 tane kum boncuk. 5, 6, 7. 1 tane kristal. 4 tane kum boncuk alıyoruz. Bu aldığımız sayı hiç değişmiyor. Bakın 7 tane kum boncuk. 1 tane kristal. 4 tane kum boncuk. Yapıyorum. Yine ipimin altına iniyorum. Bu şekilde tuttum. Hemen şu siyah kristalimin yanındaki kum boncuktan aşağıdan yukarıya doğru geçiş yapıyorum. Yine burada dörtlü çiçeğimizi oluşturuyoruz. Elimle düzelterek çiçeğimi oluşturdum. Bir tane kristal. Siyah alalım yine. Bakın bir tane kristalimi aldım. Şimdi bu modelin bu tarafa bakmış ya, sol tarafa. Bu da sağ tarafa bakacak hanımlar. Yine aşağıdan itibaren 7 tane kum boncuğunun içinden yukarı çıkıyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi hep aynı işlem ve çok basit. Bu şekilde çektik. Bakın bu da bu tarafa baktı. Biri sağ tarafa, biri sol tarafa bakıyor. Zikzaklar çizerek ilerliyoruz yani. Görüntüm bu. Şimdi son bir kez daha göstereyim. Şu kristallerin altında birer tane kum boncuklu olan modeli göstereyim. Sonra da kapamamızı göstereyim ve videoyu bitireyim inşallah.
5, 6, 7 tane kum boncuk. 1 kristal, 4 tane kum boncuk. 7 kum, 1 kristal, 4 kum. Sayımız bu. Bakın. 7 kum, 1 kristal, 4 kum aldım. İpimin altına iniyorum. Hemen şurada ilk önce dörtlü çiçeğimi oluşturuyorum. Bakın aşağıdan yukarı doğru giriş yaptım. Kristalimin dibindeki kum boncuktan. Bakın burada dörtlü çiçeğimi oluşturdum. Ne yapıyorum? Yine bir tane kristal alıyorum. Bakın bu tarafa bakmış ya. Şimdi sağ tarafa bakması gerekiyor. Şuradan şöyle yakın çekim göstereyim. 7 boncuktan hanımlar. Karıştırırsanız yukarıdan itibaren sayın. 2, 4, 6, 7. Zaten bakın şu boncuğumuz şu tarafla bağlantılı. Orada kullanmışız. Biz yeni taktığımız 7 boncuğu alıyoruz. Şöyle göstereyim arasını açıp bakın. 7 tane boncuğumu aldım. Aşağıdan yukarıya doğru giriş yapıyorum boncuklarımın içinden. Bu şekilde tuttum. Gevşek olmasın hanımlar. İyice elinizde düzelterek gidin ki işiniz düzgün olsun. Bakın görüntüm bu. Şimdi şu modeli göstereyim hanımlar. Hemen size önce göstereyim modeli, bir hatırlatayım. Bakın şu modelimiz. Bu kristallerimizin altında birer tane kum boncuk olan modeli gösteriyorum şimdi. Yine başlangıcı aynı. Hiçbir fark yok. Aynı şekilde yapıyoruz. 7 tane kum boncuk alıyorum. 4, 5, 6, 7. 1 tane kristal. 1, 2, 3, 4 tane kum boncuk. Bakın aldığımız sayıda görmüş olduğunuz gibi hiçbir değişiklik yok. Şöyle iyice göstermek istiyorum. 7 kum, 1 kristal, 4 kum. Hemen ipimin altına indim. Şu şekilde tuttum. Önce ne yapıyorum? Dörtlü çiçeğimi oluşturuyorum. Burayı düzenledik. Bakın dörtlü çiçeği oluşturduk. Şimdi bir tane kristal alıyorduk ya hanımlar. Bir tane de kum boncuğu alıyoruz. Bakın bu modelimizin ilk farkı bu. Bir kristal, bir kum boncuğu aldık. Aşağıdan itibaren yine 7 kum boncuk taktık ya. 6 kum boncuktan çıkıyoruz hanımlar. Bir tane kum boncuğu şurada bıraktık. Bakın dikkat edin. 6 kumdan çıktık. Bir kum orada kaldı. Böylelikle aşağıdaki ve yukarıdaki kristallerimizin altında kalan kum boncukları oluşturduk. Bakın. Gördünüz mü? Bir kez daha yapalım. İyice anlaşılsın istiyorum çünkü. Sonra da kapama yerinin nasıl yapıldığını göstereyim inşallah. De videoyu bitireyim. 5, 6, 7 kum. 1 kristal, 4 kum. Bakın burada bir farklılık yok. 7 kum. Şöyle. 1 kristal, 4 kum. Ne yapıyorum? Aşağıya indim. Hemen kristalimin yanındaki bir kumdan aşağıdan yukarıya doğru geçiş yapıyorum. Burada dörtlü çiçeğimi oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi. Bir kristal, bir kum alıyorum. Bakın bir kristal, bir kum boncuğumu aldım. Aşağıdan itibaren hanımlar şimdi modelin bu tarafa bakmış. Sağ tarafta. Bunun da sol tarafa bakmasını istiyorum. Ne yapacağım? Aşağıdan itibaren şuradan 6 kumdan giriş yapıyorum. Bir tanesini bırakıyorum. Bakın. Bakın bir kumu orada bıraktık. Gördünüz mü? Şöyle net göstereyim. Nereden girdiğimi de görün. Bakın. Buradan girdik. 6 kumu aldık. Bir kumu kristalimizin yanında bıraktık. Elimle çekiştiriyorum. Düzeltiyorum. Bakın görüntüm bu. Kristalimizin altında bir kum boncuk. Üstteki kristalimizin, alttaki kristalimizin altında bir boncuk olan model. Şunda da kum boncuk olmayan model. Hangisi hoşunuza giderse hanımlar siz o modeli çalışabilirsiniz. Söylediğim gibi ikisini birlikte de çalışıp boyutlu bir model yapabilirsiniz. Yani önce bu kısmı yaparsınız, sonra bunları yaparsınız. Böyle boyutlu bir bilekliğinize de kolyeniz olur.
Şimdi kapama yeri nasıl yapılıyor? Hemen onu göstereyim. Başlangıçta 7 boncukla başlamıştık. Kapama yerimizi yapmıştık. 2, 4, 5, 6 boncuk aldım. Bakın. Burada bir halka yaptık ya kapamamızı takmak için. Siz isterseniz bu boncuklarınızın yanına halkanızı takın. Ya da daha sonra da takabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Bir tane boncuğum burada var. O yüzden 6 tane boncuk aldım. Tersten çaprazlıyorum. Bakın ipim buradan çıkmış. Tersten giriş yapıyorum. Sonra ne yapacağım? Boncuklarımın içinden bir tur geçip burayı iyice sağlamlayacağım. Düğüm atarak şu şekilde. Düğüm attıktan sonra ipimizi kesmiyoruz. Boncukların içinden gitmeye devam ediyoruz. Boncuklarımızın içinden ipimizi yürüterek burayı hanımlar iyice sağlamlaştıracağız. Sağlamlama işini size bırakıyorum. Zaten sizler için hazırladığım minik bir modeldi. Minyatür bir modeldi. Şimdi şu modelleri tekrar göstereyim. Bakın bu şekilde renk geçişleri de yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten çok şık bir model hanımlar. Çıtı pıtı zarif bir görüntüsü var. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın. İki model arasındaki fark çok açık. Zaten minik bir fark. Hani çok da belirgin değil. İki model birbirine çok yakın. Bakın burada da 4 milimlik kristaller. Söylediğim gibi siz hiç kum boncuk sayısını değiştirmeden bu modelleri 2, 3 ya da 4 milimlik kristallerle yapabilirsiniz. Değiştirmenize gerek yok sayısını. Biz zaten şimdi yaptığımız örnekte 2 milimlik ve 3 milimlik kristaller kullandık. Siz 4 milimlikle de yapabilirsiniz. Bakın görüntümüz bu. Şurada ikisini beraber yaptığım çalışmayı da tekrardan göstermek istiyorum. Bakın iki model birlikte. Bu şekilde bile çalışabilirsiniz. Hani boyut katmış olursunuz çalışmanıza. Çünkü şunlar bir tık daha şu alttaki modellerden büyük duruyor. Şu ikisi. Bu model hakkında söyleyeceklerim bu kadar hanımlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim çok hoşuma giden zarif çıtı pıtı bir model oldu. İnşallah sizler de beğenip çalışırsınız. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.